Devam ediyoruz. Servisi patenle yaptı, tepside ne varsa sürücünün üstüne boşaldı. Sakar garson özür diledi ama her şey için çok geçti. Tatlıyı attı, 5 kişinin üstünden atladı ama hedefi tutturamadı. Sonuncusunun feleği şaştı. Tuttuğu balıkla selfie çekti, poz verdi. Sonra da denize bıraktı ama suya attığının balık değil, telefonu olduğunu sonradan anladı. Kalabalık bir doğum günü yemeği vardı. Zemin bir anda çöktü. Masada kim varsa şoka uğradı. Araç lastikleri kalkanları oldu. Hiçbir şey görmeden mücadele başladı. Şaşkın ikilinin düellosu kör dövüşünden farksızdı. Ağıldaki sürü ilgisini çekti, merakla bakıp gülmeye başladı. Koyunun meylemesi bebeğin ödünü patlattı. Oyunda kaybedince adeta deliye döndü. Öfkesini monitörden çıkardı, son pişmanlık fayda etmedi. Nöbetteydi. Ziyarete gelen genç kızın yüzüne bile bakmadı. Nöbet biter bitmez kız arkadaşına koşup boynuna sarıldı. Çin'in konuştuğu görüntü milyonlarca beğeni aldı. Yüzlercesi bir araya geldi, dönmeye başladı. Ortaya görülmeye değer balık girdabı çıktı. Çevresini saran maymunlara taş attı ama işler beklediği gibi gitmedi.